Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı 2022 bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi bu bütçeyi hep söyledik. Bu bütçe sarayın bütçesi. Bu bütçe emekçinin, köylünün, çiftçinin, ev kadınının, öğrencinin bütçesi değil. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nda milletin bütçesi olacak diyor ve tekrar selamlar sunuyorum. Siyaset bilimcisi James Clark der ki, bir siyasetçi gelecek seçimi düşünür, bir devlet adamı ise gelecek nesilleri düşünür der. Eğer Sayın Bakan gelecek nesilleri düşünseydi, kendisi ile ilgili onlarca iddiayı bir televizyon programında değil, gelir burada egemenliğin kayıtsız şartsız temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önce dokunulmazlığımı kaldırın, sonra bir soruşturma komisyonu açın ve gelin bunları cevaplayın derdi. Ancak o ne yaptı? Mayıs ayından beri hala savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacak. Televizyon programında söyledi. 7 aydır bekliyoruz. Sayın Bakan, o dokunulmazlığı kaldırın, sonra bulunun. Bu şekilde bir şey olmayacağını hepimiz biliyoruz. Yine onlarca iddia. Biraz önce Sayın Tezcan söyledi. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili. Siz şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı. Açıklamada dediniz ki başka uçak yoktu, ne yapayım dediniz. Ya Cumhurbaşkanı'na bir söyleseydiniz. Cumhurbaşkanı'na iade ediyorum. Aynı kelimeyi iade ediyorum. Aynı kelimeyi iade ediyorum. Misliyle iade ediyorum. O söz sahibi. Sayın Bakan lütfen. Şimdi. Sayın Bakan lütfen. Sayın Bakan. Bakan işte gör. Bütün Türkiye nasıl bir bakan olduğunu. Şimdi. Sen otur. Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan lütfen. Bu da müdahale eder misin bakanım? Ama bakın 2 dakika gitti. Evet. Sen. Bakın. O, bakın görüyor, hakaretlerini görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Evet, sayın milletvekilleri yerlerinize. Lütfen müdahale eder misiniz? Sayın milletvekilleri yerlerinize. Şimdi. Bakın, sayın başkan. Sayın milletvekilleri yerlerinize lütfen. Evet. Sayın Bakan rica ediyorum. Bir müdahale eder misiniz? Bir müdahale eder misiniz buna? Bakana yakışıyor mu? Sayın Bakan. Sayın Bakan. Bu şekilde müzakerelerimizi götürmemiz mümkün değil. Sayın milletvekilleri siz de yerlerinize oturun lütfen. Bir müdahale eder misiniz? Arkadaşlar lütfen yerlerinize. Sayın milletvekilleri hepiniz yerlerinize. Sayın Bakan. Bakın, Sayın Bakan. Sayın Bakan. Sayın milletvekilleri birleşme 10 dakika ara veriyorum. Sayın Başkan 4 dakikaydı bu arada. Buyurunuz. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Uyarılarınız için teşekkür ediyoruz. Umarım bu uyarıları kendinize de alırsınız. Defalarca buradan hakaretler ki siz tutanak istediniz. Ben tutanakları aldım. Ağzıma almak istemiyorum. Burada Sayın Bakan'ın söylediği şeyler tutanaklarda, kayıtlara geçmiş durumda. 600 milletvekili de basında, herkes de bunu çok rahatlıkla görür. Dolayısıyla böyle bir vehamet yaşandığında lütfen siz de zamanında müdahale edin ki bu nahoş görüntüler ortaya çıkmasın. Şimdi burada söylediklerimiz neydi? Hiçbiri gizli devlet bilgisi değil. Basına da kamuoyuna da yansımış. Defalarla konuşulmuş. Bununla ilgili Sayın Bakan da cevap vermiş olduğu konular. Biz bir yerden uydurmadık. Aynı konuyla ilgili yine tutanaklarla konuşacağım. İçişleri Komisyonu bütçe görüşmelerinde, komisyon görüşmelerinde gene Sayın Bakan'ın kendi ağzından geçen, dileyen herkesin ulaşabileceği tutanaklar var burada. SBK ile ilgili. Bakın ne diyor? Gelelim Sezgin Baran Korkmaz meselesine. Daha ötesini söyleyeyim. Biz bir şey yaptık. Devletin bütün kurumlarıyla birlikte yaptık. Türkiye uluslararası bir operasyona gelirken devletin bütün kurumlarıyla yukarıdan aşağıya öyle bir karar aldık ki, meselenin içerisine öyle bir daldık ki, Amerika'ya da açığa düşürdük. Bize kumpas kuranları da aşağı düşürdük. Sayın Bakan söylemiş.
Biz söyleyince neden suç oluyor, neden kavga çıkıyor? Bütün dünya bunu görmüş. Yani bu konu el birliğiyle devletin tepesinden aşağısına kadar kapatılmış, üstü örtülmüş. O kadar çok konu var ki konuşulacak. Uyuşturucuyla ilgili, Ali Ağa'da söküme gelen gemilerle ilgili, gemilerin özel korunaklı bölmelerine o anda çalışan işçilerin gidip asbest var diyerek başka uzay kıyafetli insanların gelinip eliyle almış gibi uyuşturucuları alıp götürdüğünü, Türkiye'nin uyuşturucu noktasında önemli bir kavşak oluşturduğunu zaten bakan uyuşturucuyla mücadelede şu kadar tespit yaptık. Haziran ayında İçişleri Bakan Yardımcısı 28 bin operasyon yaptık diyor. Yıla bulduğunuzda 300 bine yakın operasyon. Yani aslında teyit ediyor. Bütün bunlar Türkiye'nin normali haline gelmiş. Bunları biz uzaydan kendimiz uydurarak söylemiyoruz. Ama bunları buradan konuşunca ne hikmetse kavga çıkıyor. Bakın dün bir cemaat yurdunda bir gencimiz, bilgisayar mühendisi öğrencisi olan, kendi halinde olan bir gencimiz başı kesilerek satırla ve başı göğsünün üzerine konularak Deccal'i vurdum diye orada nara atıyor. Tamamlayın sözlerinizi. İçişleri Bakanı, devletin bakanlar, güvenlik güçleri bunları önlemekle uğraşsınlar. Burada masayı dağıtıp ben hesap ödemem, size de hesap ödetmem demesin. Biz her kuruşun hesabını sonuna kadar soracağız. Kimse buna şüphesi olmasın. Ve sözlerimi de Tevfik Fikret'in 100 yıl önce söylediği, ki kendisi hayal kırıklığı kelimesini Türkçe'de ilk kullanan ve Türkçe'ye hediye eden bir şairimizdir. Onunla bitirmek istiyorum. Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak. Yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak. Bugünkü mideler sağlam, bugünkü çorbalar sıcak. Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak. Yiyin efendiler yiyin, bu cümbüşlü sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin.